Arkadaşlar girince ilk hemen sol tarafta bir mutfak. Onun yanında bir masa. Böyle burada oturma odası gibi minik bir salon. Ben zaten direkt bavulumu yerleştirdim. Kapı burada. Kapıyı arkama verdiğimde bir oda, bir de tuvalet var. Böyle. Gayet güzel. Burada ben varım. Burada minik bir duş var. Her şey çok yeni. Bu çok güzel. Burada da oda var. Hem oturma odasının olduğu yerde hem de odada klima var. Burada eşyalarımı yerleştirdim. Direkt gelir gelmez. Bu şekilde yani. Burada yine bir ayna var. Neredeyse boy aynası gibi. Bu şekilde yani. Şu an acelem var. Denize gideceğiz. O yüzden de hemen çıkmam lazım. Böyle hızlıca bir oda turu yapayım dedim. Çünkü neden olmasın? Ha, bu arada bir balkonumuz var. Balkonu gösteririm yarın sabah ama yani portakal seralarından başka hiçbir şey gözükmüyor balkondan. Burası da böyle. Biz ikinci kattayız. Sattım. Ah. Bir dakika başlat. Thank you.
Günaydın. Horozumuz da öttüğüne göre günaydın gerçekten. Gerçekten şu an sıcağı ruhumu teslim edeceğim. Hala göremiyorum sizi. Şöyle yapayım. Heh, tamam. Günaydın tekrardan. Dün akşam hiçbir şey anlatamadım, söyleyemedim. Çok koşuşturarak geçti. Buraya gelince de zaten şu an Demre'deyiz bu arada. Evet. Gelmeden önce hayatımda hiç ismini duymadım buranın. Babam ve annem araştırmışlar falan filan. Yani ama ilk izlenim olarak deniz çok güzel. Çok güzel burası, çok güzel yani. Hiç duymadım ama gayet güzel. Öyle dün buraya geldik, eve yerleştik. Daha sonra da denize girelim diye koştur koştur denize gittik. Taş dibine gittik. Deniz çok güzeldi, çok sıcak su. Yani eğer sıcak denizde yüzmeyi seviyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Sesim inşallah duyuluyordur. Sonra bugün ne yapacağız? Bugün biraz geç kaldık. Şu an 11 bile olabilir saat. Kahvaltı yaptık. Biraz yorgunuz sanırım. Böyle oyalanıyoruz hepimiz. Çay falan içiyoruz böyle. Oturuyoruz. Burada antik kenti gezeceğiz bugün. Ondan sonra çay ağzına gideceğiz sanırım. Orada su soğukmuş bayağı. Havuzlar falan varmış böyle doğal. Bilmiyorum. Öyle söyledi anneme. Oraya gideceğiz. Öyle gideceğiz yani. Hep birlikte göreceğiz. Biz de bir şey bilmiyoruz. Çok araba sesi var. İçeride de çekemiyorum. İçeride de annemlerin sesi var. Bu şekilde. Gün içinde ben de sizinle birlikte göreceğim. Nereye gideceğiz, nerede yüzeceğiz. Bizim de bir fikrimiz yok yani ama bugün geç kaldığımız için Kaş'a falan gitmeyiz diye düşünüyoruz. Bugün Demre'deyiz yani. O şekilde. Ortodoks işaretiyle ilgili bilgi. Ortodoks hacı. Ben anlamadım ilk seferde. Öyle bir yer. Ortodoks kilisesi ama. Burası bak, müze mi? Burası müze. Buradan dümdüz devam edeceğiz. Noel Baba Kilisesi'ne mi gideceğiz şurada, şimdi? İleride. O da Ortodoks. Noel Baba Kilisesi. Dik yürü, dik yürü. Arkadaşlar böyle bir yere geldik ama yani kilise gibi değil, müze gibi değil. Biraz yıkılmış gibi de aynı zamanda. Anlamadık. Aa, burası. Böyle. İtalyan denizcilerle Bari'ye götürüldüğüne inanılıyormuş Wikipedia'da. Burada yatmış sonra İtalya'ya götürmüşler. Noel Baba'nın ölümünden sonra o Noel Baba olduğuna inanılan Aziz Nikolas'ın ölümüyle yapılan kilise diyor buraya. Ha, bir Noel Baba var. Ha. O Noel Baba'nın da Aziz Nikolas olduğunu düşünüyorlar. Antalya Demre'yle işte. Selim'e dediği gibi. Anladık. Kaş'la Filiki arasında Demre ilçesinde bulunuyor diyor. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yıldız Ötüken orada diyor ya. Hacettepe o yüzden yazıyor etrafta. Aynen. İstanbul Üniversitesi Çanakkale 18 Mart, Kayseri RGS bak. Bir odada bulunan mozaik taban kaplaması.